Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu yayında da duyurmuş olalım. Suriye'de yaşayan Abyad bölgesiydi değil mi? Üç çocuğu hemofili hastası, eşi de hasta ve kendisi de kalp hastası olan bir hanımın eşi için akülü bir sandalye, tekerlekli sandalye aranıyor arkadaşlar. İkinci ev de olabilir. İnşallah bazen böyle hasta yakınları, vefat eden hasta yakınları ellerindeki o bakım malzemelerini ne yapacaklarını bilemeyebiliyorlar. Öyle bir vesile olur. İlgilenenler Tuğba Kor Hoca ile iletişime geçebilirler. Kendisi hem sosyal medyada ulaşılabilir durumda. Hepiniz tanıyorsunuz. Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhammed suresi 7. ayet-i kerimedeyiz arkadaşlar. Savaş sırasında Müslümanların nasıl davranacağı, sonrasında esirler konusunda neler yapılacağını birkaç gündür konuştuk. Şimdi bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu davranışları inanç ve duygu düzeyinde destekleyecek. Çünkü arkadaşlar bir davranışa inançlarınız ve duygularınız eşlik etmiyorsa o davranışı sürdüremezsiniz. Yani bir gaza gelip, heyecana gelip bir şeyi yaptınız diyelim. Ama aslında sizin düşünceleriniz başka. Veya o davranışı sürdürecek şevki İçinizde bulamıyorsunuz, duygusal olarak bulamıyorsunuz, o sürmez arkadaşlar. O yüzden ben öyle bilhassa kalabalık gruplarda gaza gelip şunu da yapalım, bunu da yapalım, hadi şöyle bir işe başlayalım falan diyenler konusunda çok dikkatli olmayı tavsiye ediyorum. Biraz ara vermeyi, sakinleşmeyi, bakalım sakinleştikten sonra da gelip aynı şevki içlerinde bulup tekrar aynı işi yapmak isteyecekler mi? İşte Rabbimiz de bize Kur'an'ı neden sürekli okumalıyız arkadaşlar? Neden Kur'an'ı bakın? Yani bir yere varmak isteyen kişi nasıl böyle aralıksız hani acele gitmek istiyorsunuz, oraya varmak istiyorsunuz, nasıl böyle her fırsatta yola gidersiniz hani zorunlu molalar dışında? İşte Kur'an, Müslümanın Kur'an'la meşgalesi öyle olmalıdır. Yani bir yolculukta nasıl böyle hedefe varmak için telaşlısınız? Kur'an'la meşgalenizde her gün mutlaka ona zaman ayırmalısınız. Asla işte bugün geçti ve elime hiç almadım dememelisiniz. Bir cümlede olsa, bir ayette olsa hiç önemli değil. Göreceksiniz eğer her gün Kur'an'ı açarsanız yaşadığınız olaylarla ilgili o gün okuduğunuz bölüm size bir mesaj verecek, göreceksiniz. Şimdi buna tabii manevi açıdan, Allah katındaki derecemiz açısından, cennetteki derecemiz açısından onları bir tarafa bırakıyorum. Dünyada buna ihtiyacımız var. Kur'an'la meşgaleye. Kur'an'la ve hadislerle, peygamber sözleriyle. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? İmanımızın şevkini, imanımızdaki coşkuyu, kalbimizdeki ahiret makamlarına duyduğumuz hevesi muhafaza edebilmek için. Çünkü arkadaşlar bakın Cenab-ı Hak dünyaya bizi teşvik etmek için kitap indirmedi. Niye? Dünyayı aşağıladığı için mi? Veya dünyayı önemsizleştirdiği için mi? Dünyayı içimize yerleştirdi zaten. Yani bizim gözümüzü açtığımız anda her an dünya bize ayrı ayrı cazibelerle geliyor. Baharın güzellikleri ayrı, kışın güzellikleri ayrı. Yeme, içme, ev var, çoluk çocuk mesela çok ilginçtir. Bu çoluk çocuk meselesinde de ben artık bir U dönüşü olmasa bile yani bir 90 derece bir dönüş zamanının geldiğini düşünüyorum. Şöyle bir dönüş arkadaşlar hatırladığım kadarıyla 90'larda belki de benim o zaman çocuklarım olduğu için bilmiyorum. Bir furya başladı hala devam ediyor. Çocuklarınız çok önemli. Çocuklarınız bir numara hayatınızda olmalı. Kendinizi çocuklarınıza vakfedin falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Dinde böyle bir şey yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü onunla ilgili motivasyonu zaten senin içine koydu.
Dinde ne var? Yani Kur'an'da ne var arkadaşlar? Dikkat et çocuklarım, bugün de okuduk. Tevâmun suresine bir bakın arkadaşlar. İnne min ezvâcikum ve evlâdikum adûven lekum fahverûhum diyor. Dikkat edin diyor. Sizin çocuklarınızda ve ailelerin, eşlerinizde size düşmanlık yapanlar vardır. Onlardan sakının diyor. Onlara karşı çok dikkatli olun. Bunların içinde bazıları size düşman diyor. Sonra Meharic suresinde, Meharic suresini de çok iyi çalışın arkadaşlar. Bak bu kısım 28. cüz, 29. cüz. Bunlar çok iyi çalışılması gereken yerlerdir. Kısa kısa sureler, çok vurucu mesajlar, çok etkileyici. İşte bize, biz Kur'an'ı niye devamlı okumalıyız? Her şeyin yerini bilelim. Ahirete yönelik çabalarımızda hevesimiz kaçmasın, azalmasın. Motivasyon diyoruz şimdi, şevk. Onun eski adı şevk. O şevkimizi kaybetmeyelim. Efendim cennet arzumuzu kaybetmeyelim. Allah'ın rızasını bir numaradan aşağıya indirmeyelim. Bunun için Kur'an'la devamlı meşgul olmamız lazım arkadaşlar. Her okuduğunuzda taşlar tekrar yerine oturacak. Kur'an'dan uzaklaştınız, tekrar sallanmaya başlayacak. Tabii bizim bir dezavantajımız var arkadaşlar. Biz Arap olmadığımız için, yani az Arap olmamak demeyelim de Arapça bilmediğimiz için arkadaşlar, namazdaki Kur'an'dan çok istifade edemiyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını düşünün. Ve işte bunu anlayanları düşünün. Tabii onlar bizim gibi devamlı elem terakeyfeden aşağısıyla da kılmıyorlardı namazı. Onu söyleyeyim. Bütün Kur'an'dan okuyorlardı. Efendim, her namazda Kur'an'la bağı tekrarlanıyor. O zaman ne yapabiliriz biz de? Hiç olmazsa namazda okuduğumuz surelerin anlamlarını çalışabiliriz, ezberleyebiliriz. Veyahut da her namazdan önce mesela diyelim ki ne okuyacaksın? Kulüvallahı okuyacaksın. Bir kere Kulüvallahı mealini oku. Yani Fatiha'yı okuyacaksın zaten. Fatiha'nın mealini oku. Yani kendiniz için çözümler üretin. Kur'an'la bağınızı diri tutun. Bakın şimdi Cenab-ı Hak yukarıda savaşta fedakarlıktan, asla düşmana diz çöktürmeden, dünya malının peşine düşüp de esirler almaya kalkışmamaktan, önce kesinlikle düşmanı diz çöktürmekten, sonra o esirlerle ilgili muamelelerden falan bahsetti. Şimdi diyor ki Esnaf-ı 7. ayette, ya eyyühellezine amenu, ey o bütün iman edenler, intansurullahe, siz Allah'a yardım ederseniz, cevabı sonra gelecek, yansurkum, Allah da size yardım eder. Şimdi burada bu Allah'a yardımı biz nasıl yapacağız? Kuluz biz ya, o bizim Rabbimiz, onun yardıma mı ihtiyacı var? Kısa bir açıklaması var merhum Elmalı'nın. Allah Teala kendisi ihtiyaçtan münezzeh, mu'ini nasır, yani asıl yardım edecek olan, asıl zafer verecek olan o olduğu için burada Allah'a yardım tabiri, emrini tutmak, dinine ve Resulüne yardım etmek manasından mecazdır. Yani aslında çok büyük bir, nasıl diyelim, teşrif var burada, şereflendiriyor Cenab-ı Hak. Neyi şereflendiriyor arkadaşlar? Kendi dinini, kendi peygamberini, kendi yolundan gidenleri. Çünkü diyor ki, peygambere yardım edersen bana yardım etmiş oluyorsun. Dine yardım eder, yani birisi İslam dininin ilası için, ilahi kelimetullah derler buna eskiler. Yani Allah'ın sözü en yüce olsun, en değerli söz olsun diye birisi çalışırsa arkadaşlar, Allah Teala diyor ki sen bana yardım ettin diyor. Şimdi ben sana yardım edeceğim diyor. İntansurullahe yansurkum. Bunun asıl nüktesi şudur. Burada bak ne anlam çıkarıyor, işte müfessir olmak bu demek arkadaşlar. Müçtehit olmak bu demek. Dini fiiller cebir ile değil, kulların iradeleriyle yapılması matlup olan ihtiyari fiillerdir. Dini fiiller baskıyla, zorla
yaptırılmaz. Böyle yapılan dini fiillerde bir sevap, bir karşılık yoktur arkadaşlar. Baskıyla yapana da yaptırana da bir karşılık yoktur arkadaşlar. Sadece mesela o baskıdan dolayı korkuyor. Diyelim babasının baskısından, annesinin baskısından korkuyor, namazı kılıyor. Niye? Onlarla şimdi başım derde girmesin diyor. Neyi elde etmiş oluyor arkadaşlar? Annesiyle babasıyla başının derde girmemesini elde etmiş oluyor. Sevap elde etmiş olmuyor. Çünkü niyetiniz neyse, bir ameli yaparken niyetiniz neyse, sadece o niyetinizin karşılığını alacaksınız. Şimdi ne alakası var peki bunun intansurullaha yansurkumla? Yani Cenab-ı Hak isteseydi arkadaşlar, bütün insanlığı kendisine şık diye ibadet ettirirdi. Bizi de ağaçlar nasıl yazılımlarında ne varsa ona göre hareket ediyorlar. Bir ağaç ben büyümeyeceğim ya, meyve ver meyve ver, ne zamana kadar vermiyorum artık demiyor değil mi? Yani şartlar uygun olduğu sürece o devam ediyor. Hayvanlar böyle, herkese. Bizi de öyle yapabilirdi Allah yani. Öyle yapmıyor, bizim kendimize bırakıyor. O zaman bu ne demek şimdi? Onun için diyor, abdin irade-i cüz'iyesi teallük etmeden matlup olan semere ve sevap husule gelmez. Yani senin Allah katında bir karşılık alabilmen için yaptığın iyiliklerden senin tercihinin devreye girmesi lazım. Senin seçmen lazım o iyiliği. O hususta irade-i ilahiye kulların niyet ve meşiyetine müterettiptir. Yani Cenab-ı Hak bir şeyi yaratırken bir sonucu yaratmayı insanların işleriyle ilgili neye bağlamış arkadaşlar? İnsanların tercihlerine ve iradelerine bağlamış. İşte külli irade, cüz'i irade meselesi burada. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ne istiyorsun sen? Her istediğini vermez, onu söyleyeyim. Her istediğin olmaz. Çünkü bir büyük bir plan var. Çünkü ben de neler neler isterim ona bakarsan yani. Büyük bir plan var. Her istediğin olmaz. Ama sadece ve sadece istediklerinin karşılığını alacaksın Allah katında. Bazen istemeden olur. Onlar da unutmayın arkadaşlar bunu. Mesela istemeden olmaya bir örnek verelim. Servet sahibi olarak dünyaya gelen zenginlerin çocukları. Yani ne çalıştı, ne etti, ne istedi, ne bir şey yani. Hazır buldu. Şunu unutmayın arkadaşlar. Sadece parayı biz konuşuruz böyle örnekler vereceğimiz zaman. Zeka böyledir. Mesela birisi var. Bir özürlü bir çocuğu vardı bir akrabamızın. Doktor geziyor. Aslında bir şey olmayacak yani ama işte o hiç ümidini kaybetmiyor. Bir gün dedim ki ona ama çocuk çok ileri derecede spastik yani. Bir gün dedim ki neyi hayal ediyorsun? Yani bu çocukla ilgili hayalin ne? Hani bu doktor gezdiğine göre. Kaşığı ağzına götürmesin dedi. Kaşığı ağzına götürmesin. Bakın bütün ömrünü, işte parasını bunun için harcıyor yani. Sen de ne bileyim matematik problemleri çözen, felsefe okuyan falan bir akla sahipsin. Yani bunu şimdi sen mi elde ettin? Yani her neyse, hazır bulduğumuz her ne varsa arkadaşlar, onlar da söyleyeyim tabii ki lütuftur. Ama imtihandır. İmtihandır. Biz imtihanı hep olumsuz şeyler için düşünüyoruz. Halbuki arkadaşlar size verilen bütün nimetler, bana size verilen bütün nimetler imtihandır. Allah şahittir arkadaşlar. Ben bu kayıtlarla niye uğraşıyorum? Ne olacak yani? Ben bunları kaydediyorum, işte oraya koyuyor birileri falan filan. Ne olacak? Arkadaşlar Allah'ın bana verdiği bir nimet var yani, anlatma nimeti, okuduğumu anlama ve anlatma nimeti, onu ödemeye çalışıyorum. Onun karşılığını vermeye çalışıyorum yani. Onun için her türlü fevkaladelik sizinle ilgili ne varsa hayatınızda, mesela kiminin çok boş vakti vardır, kiminin yetenekleri vardır, kiminin parası vardır, kiminin aklı vardır, bilgisi vardır, her ne varsa arkadaşlar, onun karşılıksız bir şekilde, her seferinde karşılıksız yapın demiyorum ama yaptığınız işlerin bir kısmı karşılıksız olmalıdır. Çünkü ne yiyeceğiz ne içeceğiz değil mi yani bu pahalılıkta? İlla ki bir şey de kazanmamız lazım ama bir kısmı karşılıksız olmalıdır. Her ne iş yapıyorsak arkadaşlar. Şimdi ve bu burada tabii niyetimize göre kazanacağız. Mesela bazen de
diyelim aile büyüklerinden biri hastadır. Birisi de mecbur edilmiştir ona bakmaya. Efendim işte ona kalsa hiç yapmayacak da söylene işte kıza yapar. Bakın hem yorulacak hem sevap almayacak arkadaşlar. Hem yorulacak hem sevap almayacak. İnsanlar için yapıyorsanız bir şeyi, işte örneklerini görüyoruz arkadaşlar. Hem insanlar sizi takdir etmeyecek hem yorulduğunuzla kalacaksınız. Allah için yaparsanız sadece ve sadece, bakın söylüyorum, Allah için yapılan işin dünyada bile karşılığı verilecek arkadaşlar. Veriliyor. Ahirette zaten verilecek. Dünyada bile Allah Teala onu karşılıksız bırakmıyor. İşte bu suretle Allah'ın emirlerini ifa etmek için kulların irade-i cüz'iyelerini sarf ile hizmet etmelerine Allah'a yardım tabir olunmuştur. Yani sen bir aciz kula, mesela şimdi tekerlekli sandalyeye ihtiyacı değil mi? Sen buna yardım ettiğinde Allah'a yardım etmiş oluyorsun. O kişiyi tanımıyorsun ki sen. Seninle hiçbir ilgisi yok. Onu yapınca meşhur olmayacaksın. Onu yapınca takdirname vermeyecekler. Birisine bir İyilik, bir selam, bir hatır, bir hastaya yol gösterme. Bazen illa maddi olmaz bu arkadaşlar. Akıl vermek, yol göstermek, şunu şöyle yapabilirsin demek. Derdini dinlemek. Mesela birisinin konuşacak kimse bulamamış, derdini dinlemek. Bunları Allah için yapıyorsun. Yoksa o insanlar sana ne ekmek veriyor, ne su veriyor. İsnatta mecaz, buna Allah'a yardım tabir olunmuştur ki, İsnatta mecaz yahut istiaredir. Mecazi yahut bir benzetmedir bu ifade. Yani imandan sonra siz Allah'ın emirlerini yerine getirmek, rızasına ermek için size şart kılmış olduğu niyet ve gayretlerinizi sarf etmek suretiyle dinine hizmet ederseniz yansurkum, Allah size yardım eder, sizi düşmanlarınıza galip ve muzaffer kılar. Her zaman mı? Arkadaşlar, bazı peygamberler var ki öldürülmüş. Uhud Savaşı'nda İslam tarihçileri evirip çevirip peygamberimiz aslında orada yenilmedi de, işte şöyle de böyle de deseler de arkadaşlar, İslam ordusu yenildi. Bazen yenilgi de bir nimet olur. Ne zaman arkadaşlar? Orada ne hata yaptığını dürüstçe bulup çıkarırsan. O okçular tepesi, işte peygamberimizin emirlerinin riayet edilmemesi vesaire. Uhud Savaşı'nı biliyorsunuz. Yalnız burada bir handikapımız var arkadaşlar. Şimdi insan kendisine karşı, tamam ben inanın bu benim kendi meselem, kendimle ilgili sıkıntımı anlatıyorum şimdi size. İnsan kendisine karşı tamamen objektif olamayacağı için arkadaşlar, kendisine hakkı tavsiye eden ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr niye övülüyor arkadaşlar? Kendisine hakkı tavsiye eden dostlara ihtiyacı vardır. Örnek, ben desem ki, ya uğraşıyorum şu kiloları veremiyorum, tam kurtulamıyorum şu kilolardan desem. Benim yani sağlık şeylerim limitte arkadaşlar, sınırda böyle. Vermem lazım yani. Desem, çoğu ne diyor biliyor musunuz? Yok hocam ya takma o kadar, fena değilsin, çok iyisin. Zannediyor ki ben hani sıfır beden falan olmaya uğraşıyorum yani, güzellik için yapıyorum. Bu şimdi dostluk mu arkadaşlar? Bu dostluk değil. Kur'an-ı Kerim, ben size hep söylüyorum, hiç bizim hatırımız için konuşur mu arkadaşlar Allah? Hatta tam tersine Peygamber Efendimiz'e ne diyor bir yerde? Yanılmıyorsam Ahzab suresinde mi olacak? Sen diyor çekiniyorsun hakkı söylemeye. Allah çekinmez diyor. Peygamberin evine girince öyle saatlerce oturmayın diyor. İşiniz bitince kalkın. Peygamberimiz bir davet vermiş arkadaşlar. Gelmişler. Kalkmıyorlar. Peygamberimiz kalkmış çıkmış evden, yürüyüşe çıkmış. Yürüyüş yapmış gelmiş, hala oturuyorlar. Ayet iniyor. Allah diyor hakkı söylemekten çekin. Zeynep binti Cahş'la evlenmesinde de herkese. Sen diyor çekinirsin ama Allah çekinmez diyor. Evleneceksin onunla diyor.
Peygamber Efendimiz'e belki hayatında en zor gelen şeylerden birisidir o. Yani çünkü çok tepki alacak biliyor. Hala bile tepki alıyor onunla ilgili. Yani arkadaşlar, benim dostum olan Allahu veliyyüllezine amenu, Allah iman edenlerin dostudur diyor. Benim dostum olan arkadaşlar bana hakkı söyler. Bana doğruyu söyler. Hak ve doğru arkadaşlar biraz incitir. Yani bir şok olursun. Çok hoşuna gitmez insan. Öyle bir doktor bana öyle demişti. Bu hocaların da hepsi kilolu demişti. Çok doğru arkadaşlar. Ben bir kere bir sınav komisyonunda görev yaptım. Gelenlerin %70'i aşırı kilolu, aşırı kilolu olanların da %70'i sufi. Niye, nereden biliyorum sufi olduklarını? Kendilerine öyle bir şey veriyorlar. Öyle bir imajları var yani. Artık onlar hani bangır bangır söylüyorlar ben sufiyim diye. Aslında öyle olmaması gerekir. Neyse. Yani bu olmaz mesela. Olmaz. Doğru söylüyor. Doktor doğru söylüyor. Anlatabildim. Bak ben size en kolay, bir de kendimle ilgili olduğu için, sizi hiç ilgilendirmediği için böyle zevkle hani gülümseyerek dinliyorsunuz. Sizinle ilgili düşündüklerimi ben söyleyebiliyor muyum her zaman? Söylemiyoruz. Ben çoğu zaman söylüyorum ama. Hani bazen diyorum ya, siz vermiyorsunuz ya benim rızkımı, bana ne söyleyecek diyor. İşte biraz espriyle, biraz şeyle söylüyorum. Bir insanın devamlı birbirini dövmesi de yanlış. Dövmek derken lafla dövmek. Yani eline fırsat geçmiş gibi. Bak şunu da yanlış yapıyorsun, bunu da yanlış yapıyorsun. O yanlış arkadaşlar. Yanlış olmayan mı var değil mi? Yani haktan saptığı zaman, bir şeyi yanlış yaptığı zaman. Yani bazen işte bu Cenab-ı Hak her zaman zafer verir mi? Oradan geldik buraya. Hayır, her zaman zafer vermez. Çünkü bazen bizim toparlanmak için bir böyle bir duvara çarpmamız ya da bir durdurulmamız gerekiyor olabilir. Toparlanmamız için. Orada işte bir şansımız var. Bir şansımız var arkadaşlar, toparlanabilirsek. Toparlanamazsak tepe taklak gideriz. Bu kendimiz için de geçerli. İş hayatımız için de geçerli. Yani bir insan kaç kere iş hayatında batar çıkar? Değil mi? Yani bir şansın var veya iki şansın var en fazla. Allah da size yardım eder, sizi düşmanlarınıza galip ve muzaffer kılar. Ha bir de şu var arkadaşlar, o öldürülen peygamberler için söyleyelim, onlara şans da kalmadı görünürde baktığımız zaman. Öldürülmüş. Kaybetti mi peki bu? Ahirete inanıyorsak kaybetmedi arkadaşlar. Ha demek ki illa dünyada kazanacağız diye de bir şey yok. Dünyadaki kazanmayı terk etmeyiz, dünyada sahayı terk etmeyiz, iş amelimizi, hedeflerimizi hiçbir zaman bırakmayız. Ama diyelim ki olmuyor yani. Olmadı, nasip olmadı bize. İşte evladımızı istediğimiz gibi yetiştiremedik. Ne bileyim ticaretimiz hedeflediğimiz gibi olmadı. Ben işte ilim öğrenmek istiyordum. Devamlı bir şeyler çıktı, bir şeyler çıktı. Olmadı diyelim ki arkadaşlar biz gene de kazandık. Çünkü niyetimiz o. Samimiyetimizi Allah Teala biliyor, kalbimizi Allah Teala biliyor, gayretimizi Allah Teala biliyor. Belki de oradan kazanmayacağız da şuradan kazanacaktık. Cenab-ı Hak onu nasip etti, bunu değil de onu nasip etti. Çünkü onu daha iyi yapacağız belki de. Anlatabiliyor muyum? Yani biz mesela diyelim ki belki de biz zenginlik bize göre değildi. Allah Teala vermedi ki kıt kanaat geçinelim ki satmayalım, azmayalım, doğrudan cennete gidelim diye. Ama bize sorsan Allah bana işte bir türlü her tuttuğum şey kuruyor, dal kuruyor, Allah bana bir türlü vermiyor falan diyorsun mesela. Her girişimin başarısızlıkla sonuçlandırıcı. Bu konuda da daima olanda hayır vardır diye düşünürüz. Biraz züğürt tesellisi gibi gelebilir dünya perestlerin kulağına. Ama biz Allah'a inanıyoruz. Kaç tane ayet okuduk bugün. Cenab-ı Hakk'a tevekkül ediyoruz. Ona inanıyoruz. Onun en değerli olanın onun bizim için hazırladığı akıbet olduğunu biliyoruz. Bu o da bizim bu yolu doğru, dost doğru bir şekilde yürümemize bağlı. Şimdi evet, güzel soru. Şöyle tekrar edeyim herkes duysun. Orada da diyor şeytan bizi şöyle dürtüyor. Şeytan değil o.
O güzel bir düşünce. Orada da şöyle bir düşünce geliyor aklımıza diyor. Acaba ben kendi yaptığım hataların mı sonucunda bu yaşadıklarımı yaşıyorum? Bunu her zaman söylüyorum. Belki dikkatinizden kaçmış. Arkadaşlar başımıza olumsuz bir durum geldiğinde, bu benim fikrim bak. Bununla ilgili çok savaş verdim. İnsanlara bir türlü kabul ettiremiyorum bunu. İnsanlar şöyle istiyor. Başına olumsuz bir durum gelmişse, istenmeyen bir durum, kendisinin hiç kabahati yok, takdiri ilahi ve imtihan. Böyle yorumlamak istiyor insanlar. Çünkü kendinde suç görmek çok ağır bir psikolojik yük yani. Benim önerim ise şu. Benim başıma istenmeyen bir şey mi geldi? O zaman bir numaralı ihtimal, ben bir şeyi yanlış yapmışımdır. Bu onun sonucudur. Acaba neyi yanlış yaptım? Aramam lazım. İşte orada sadık dostlar, bilim mesela, ilmi sebepler. Yani ben ne oldu da böyle oldum yani. Bunu araştırmam lazım. Mesela evlenmezi yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Olmadı. Ne yapacağız? Yani orada geri alma şansı da yok. Geri sarma şansı, ama hala yapılabilecek şeyler var. Orada işte yardım alacağız. Ben şunları yanlış yaptım zamanında. Öyle düşünüyorum. Şimdi bunu nasıl telafi edebilirim diye yardım alın arkadaşlar. Bakın, çok geçmişte, diyelim 10 sene önce, 20 sene önce çocuğunuza bir şeyi yanlış yapmışsınız. Bir tek davranıştan bir şey olmaz. İstikrarlı bir şekilde yanlış yapmışsanız kötü olur. Yani bir kere bir gün yanlış yapmışsınız. Ondan da kendinizi kötü hissetmeyin. İstikrarlı bir şekilde bir şeyi mesela şımartmışsınız veya ne bileyim yani çok sevgi göstermemişsiniz ya da biraz sert davranmışsınız. Neyse. 20 yıl sonra çocuktan özür dilersek bu aramızdaki ilişkiyi düzeltir mi diye sordum ben. Evet, düzeltiyor arkadaşlar. Çünkü öfkenin, yani dindirilemeyen öfkenin ve ilişkileri bozan kırgınlıkların sebebi karşı tarafın hatasını kabul etmemesi. Çoğunlukla düzeltiyor yani ve başka yapılabilecek şeyler de vardır. Şimdi yapılabilecek bir şey varsa yaparsınız. Yapılacak bir şey yok, ölmüş gitmiş. Yani her şey olabilir veya iflas etmişsin, batmış zaten, gitmiş yani elinden her şey. Yapılabilecek bir şey yok ama senin hatan var. Ne yapacaksın? Tevbe edeceksin. Bak gene yapılacak bir şey var arkadaşlar. Geçmişteki hatalarımız için kul hakkıyla ilgiliyse helalleşiriz. Rabbimize yönelik bir hataysa tevbe ederiz. Efendim o geçmiş o şekilde düzeltilir. Oraya takılıp kalırsanız ilerleyemezsiniz. İlerleyemezsiniz. Peki aradım taradım kendi hatamı göremiyorum. Yani bir yanlış oldu. Mesela bir şey mutsuz oldu, sonu kötü oldu. Fakat bakıyorum yanlışta bulamadım yani. Danıştım falan yok. Gene tevbe edeceksiniz. Çünkü bildiğimiz bilmediğimiz günahlarımız değil mi yani? Gene tevbe edeceksiniz. Geçmiş için yapılacak bir şey yok. İkinci ihtimal sizin imtihan olmanızdır. Yani birinci ihtimal ben bir şeyi yanlış yaptım. Onun yüzünden mi oluyor? İkinci ihtimal böyle bir imtihan yaşıyorum. Bu da kuvvetli bir ihtimaldir arkadaşlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde bir Ramazan ben burada bir Ramazan boyunca imtihan konusunu anlattım. İmtihanla ilgili ayetleri anlattım. Hatta üniversiteden bir hoca ne yapıyorsun Ramazan'da dedi bana gördüğü bir yerde. Hocam böyle yapıyorum. Canım imtihanla ilgili ne var ki o kadar Kur'an-ı Kerim'de dedi. Yani odaklandığınız zaman görüyorsunuz işte. Ne kadar çok ayet olduğunu. Efendim imtihan edileceğinizi Cenab-ı Hak söylüyor. Peki imtihansa bu. Benim bir kabahatim yok. Yani büyük bir kabahatim yok. Ama imtihan ediyorsa orada da sabredeceksiniz arkadaşlar. Yani her iki durumda sabır, tevbe, istiğfar, ihlas, dua, yapılacak başka bir şey yok. Ama bir hatamızı bulabilmişsek işte ıslah. Ne diyor mesela tevbe ile ilgili münafıklardan bahseden ayetlerde çoğunlukla? İllellezine tabu ve aslahu. Onlar ki şunlar hariç diyor münafıkların o kötü akıbetinden hariç tutulanlar kimler? Tevbe edenler ve kendi durumlarını düzeltenler. Kendini düzeltenler yani. Kendini düzeltmeden de o güzel sonuç yok. Sırf estağfurullah, estağfurullah demekle de olmuyor. Siz böyle hizmet eden... Anlamıyorum. Evet, peki. Hepsi
hangisi imtihan Hacer Hanım? Siz bu işi daha iyi bilirsiniz bizden. İmtihanların nasıl, ne kadar dünyada çeşit çeşit olduğunu. Siz Allah'ın dinine hizmet ederseniz bu şekilde, ne şekilde, tekrar ediyorum cümleyi, size şart kılmış olduğu niyet ve gayretlerinizi sarf etmek suretiyle Allah'ın dinine hizmet ederseniz yansurkum, Allah da size yardım eder, size sizi düşmanlarınıza galip ve muzaffer kılar ve yüthebbit akdamekum. Yani zafere ulaştık, bitti mi arkadaşlar? Ve yüthebbit akdamekum ve ayaklarınızı sıkı bastırır. Kaypaklık olmaz. Yere sağlam basarsınız. Harp meydanlarında, cihat mevkilerinde ayaklarınızı kaydırmaz. Sebat ve metanetle sizi payidar eder diyor Allah-u Teala. Efendim 7. ayet-i kerimede. Çok kapsamlı, hayatın bütün boyutlarını içine alan bir ayet-i kerime. Arkadaşlar, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Tarihte bunun örnekleri doludur arkadaşlar ve sizi muzaffer kılar ve ayaklarınızı sabit kılar. Böyle kaypak, hemen yıkılıveren, bir rüzgarda yıkılıveren birisi olmazsınız. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın benim kanaatim, yani istisnaları illaki vardır. Benim anladığım kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın cezası da lütfu da arkadaşlar hayatın tabii seyri içerisinde sanki tabii olaylarmış gibi olur. Yani şöyle diyelim, mesela birisi bir haddi aşan, çok böyle Cenab-ı Hakk'ı gazaba getiren bir şey yaptı, belayı hak etti. Cenab-ı Hak onun gittiği yoldaki bir tabelanın civatasını, şeyini, vidasını gevşetir. Ne zaman düşecek onun başına o tabela? Diyelim ki kim bilir ne zaman oradan geçecek. Sen irtibatı kuramazsın. Yani ben o gün öyle yaptım da bak şimdi kafama bu tabela düştü diye. Zaten biz başımıza gelen her şeyin, hanımefendinin sorduğu gibi, irtibatını kurabilseydik şimdiye kadar evliya gibi kendimizi mum gibi yapmıştık. Bak böyle yapınca böyle oluyor, şöyle yapınca şöyle oluyor diye. Mesela benim hayatımda bazen çok çabuk gelir. Çok çabuk gelir yani. Bazen 24 saati geçmiyor yani. O yüzden bir hata yaptım mı hemen bir sadaka veriyorum ki bu gelecek cezası, hani bir önlem alalım, bir sadaka verelim bir yere diye. Efendim ama bazen de böyle uzun olur. Mükafat da öyle. Mesela sen bir yerde bir sabır göstermişsindir. Allah'ı razı edecek bir söz söylemişsindir. Çünkü bazen susmak Allah'ı memnun eder. Bazen de susmak gazaba sebep olur. Yani orada Allah'ın diniyle alay ediliyor, hakaret ediliyor. Sen susuyorsun, hatta onlarla beraber espriye katılıyorsun yani. Mesela bu gazap sebebidir. Orada konuştun, güzel bir söz söyledin, bir mükafatı hak ettin. Mesela diyelim ki işte seninle de ilgili kim bilir ne zaman ulaşacağın bir mükafatın düğmesine basılır o saatte. Bunları bilemeyiz. Bilemediğimiz için arkadaşlar, nasıl diyeyim? Kendimize çok fazla haksızlık yapmadan, kendimizi çok fazla dünyadaki her şeyden sorumluymuşuz gibi tutmadan, o da bir hastalık, öyle yapmadan hayatımızdaki terslikleri, lütufları bir okuyalım yani. Hani bak böyle yapınca böyle oluyor, böyle yaptım böyle oldu, böyle sabrettim bak şimdi karşılığı nasıl oldu, nasıl rahat oldu. Orada işte sabretmedim, kalp kırdım, bak şimdi de benim kalbimi kırıyor birisi. Hani onları keşke, o bağlantıları kurabilsek. 8. ayet-i kerimede arkadaşlar tam tersini anlatıyor. Hep burada böyle mukabiller peş peşe anlatılıyor. Vellezine keferu, küfredenlere gelince fete'sen lehum, artık yıkım onlara. Yıkım onlara. Ters aslında ayak kayıp yüzün koyun yahut tepesin üstü düşüp yıkılmak ve kalkınamayıp helak olmaktır. Küfredenlere gelince fete'sen lehum, onlar tepe taklak yıkılacaklar. Yıkım onlara diyor Allah Teala. Kamus da der ki ta'as, helak olmak, kaymak, düşmek, şer, buğd, inhitat, çöküş anlamlarına gelir. Fete'sen lehu tabiri kahrolası, canı çıkası veya canı çıksın gibi dua mevkiinde de
mesel halinde kullanılır. Burada müminlere tespit-i akdam, bak biraz önce ayet-i kerimede, 7. ayet-i kerimede müminlerin ayaklarını sağlamlaştıracağız, hiç yıkılmayacaklar onlar. Ama bir şarta bağlıdır. Hangi şartı arkadaşlar? Sen Allah'ın dinine yardım edersen, öyle bütün kazançlarını sırf kendin için, sırf keyfin için, efendim sırf nefsin için değil yani, anlıyorsunuz siz onu. Allah'ın dinine yardım etmen şartıyla Cenab-ı Hak seni muzaffer kılacak, ayaklarını sabit kılacak. Küfredenlere gelince Cenab-ı Hak onları tepesi taklak çevirecek, ayağa kalkamaz hale getirecek. Yeter ki sen oradaki o şarta riayet et. Burada müminlere tespit-i akdem vaadine mukabil kafirlere yıkım ile vaid var. Çünkü vaat güzel şeyler vaat etmek, vaid ise tehdit demektir. Edab ve adalle e'malehum, yani hem onları tepesi taklak yıkacak hem de ve adalle e'malehum, bütün amellerini, çalışmalarını şaşırtmış, boşa gidermiştir onların. 9. ayette bu ne sebepledir, niçin böyledir? Velike bi ennehum kelihu ma enzelallah. Çünkü Allah onlar Allah'ın indirdiğini kerih görmektedirler. Çirkin görmektedirler. Bu yıkım ve idlal şu sebepledir ki onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamışlardır. Binaenaleyh beyan olunduğu üzere iradelerini sarf ile Allah'ın dinine hizmet ve nusratta bulunmayıp zıttına gitmişlerdir. فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ, onun için Allah da onların amellerini heder etmiştir. Boşa çıkarmıştır emellerini. İşte böyle, peki nasıl oluyor da böyle oluyor diyorlar bazıları, güncel meselelerle ilgili soruyorlar. Âl-i İmran suresinin son sayfasına bakın arkadaşlar, merak edenler oraya baksın. Ben şu son iki ayeti de okuyup inşallah bu bölümü bugün tamamlamak istiyorum. 10. ayet, efelem yesiru fil ardı, yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? Feyanzuru keyfe kâne âkıbetüllezîne min kablin. Yani şu anda bakıyorsun mesela Peygamber Efendimiz'e bu ayetler indiğinde, Allah Allah, mesela ne demişti münafıklar arkadaşlar, unutmayın. Hendek Savaşı'nda hendek kazıyorlar, açlıktan karnına taş bağlamış bir herkes, yani midesi dolu hissetsin diye. Bunu da Peygamberimiz her gün böyle aç gezmiş zannediyor bazıları arkadaşlar. Bir kere olan bir hadiseyi her gün zannediyorlar. O gün Peygamberimiz de iki taş bağlamış. Uzundur o hendek kazımıyla ilgili rivayetler, okuyun İslam tarihinden. Peygamber Efendimiz bir kayayı parçalayamıyorlar. Peygamberimizi çağırıyorlar. Peygamberimiz bir vuruyor, bir kıvılcım çıkıyor kayadan. Peygamberimiz diyor ki İran'ın saraylarını gördüm, sizin olacak diyor. Bir kıvılcım bir vuruyor, bir kıvılcım daha çıkıyor. Bizans'ın saraylarını gördüm, sizin olacak diyor. Ne zaman oldu Bizans'ın sarayları bizim arkadaşlar? Te 1400 yılında, yani Peygamberimiz bunu söyledikten bakın kaç yüzyıl sonra. İran gene daha yakın, Hazreti Ömer döneminde. Şimdi bu sözü duyan münafıklar diyorlar ki, adama bak diyorlar, korkudan hendek kazıyor, açlıktan karnına taş bağlamış ama aç tavuk arpa harmanında görürmüş kendini. Bize İran'ın saraylarıyla Bizans'ın saraylarını vaat ediyor. Acaba merak ediyorum arkadaşlar, sizler bizler orada olsaydık, o böyle korkudan hendek kazıyoruz. Çünkü öyle bir Arap tarihinde görülmemiş bir ordu toplanmış. Bütün Arap kabileleri bir topluluğa karşı birleşmişler. Ahzab Savaşı deniyor o yüzden. 10 bin kişi bir geçseler o hendeyi Medine dümdüz olur yani. Korkudan her gün şu kadar yer kazmamız lazım diye gece gündüz orada hendek kazıyoruz. Onunla savaşmaya çünkü şeyimiz yok, takatimiz yok öyle bir orduyla. Açlıktan, soğuktan titriyoruz, açlıktan karnımıza taş bağlıyoruz ama adam bize Bizans'ın saraylarını, İran'ın saraylarını vaat ediyor. İşte iman böyle bir şey arkadaşlar. İman böyle bir şey. Allah'a inanmak. Acizane kanaatim, umarım haddimi aşmıyorumdur. Allah'ın vaadine inanmak ya da inanmamak
kişinin kendisinin Allah yolunda olup olmadığıyla ilgili kanaatiyle ilgilidir. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani ben Allah yolunda olduğumdan eminsem Allah'ın vaadine de güveniyorum. Ben Allah'ın vaadine güvenemiyorsam bu aslında kendimin Allah yolunda olduğuna güvenmediğimdendir. Yani çünkü bu vaatler belli şartlara bağlanmış yani. Ben güveniyorsam ki benim evimde, soframda, efendim ne bileyim, odamda, kesemde Allah'ın hoşnut olmadığı bir şey yok. Efendim kazancım temiz, ben kendimi bu yola adamışım, benim en üstün değerim Allah'ın rızası. Bundan ben eminsem Allah'ın bana yardım edeceğinden de eminimdir. Bu yardım bazen beni şehit mertebesinde götürmesiyle de olur. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bazen de olur. İşte yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilere bakmıyorlar mı? Diyor Rabbimiz. Neymiş bu? Munkarız olmuş akvamın, yani çökmüş kavimlerin asar ve harabelerini mütalaa ile, bunu değerlendirerek maziden ibrete davet etmektir bu ayet. Zira gerek Arabistan'da ve gerek sair yerlerde olsun batmış milletlerin akıbetleri, yerleri ve izleri gözden geçirilirse görülür ki demmerallahu aleyhim. Allah onların üzerine demar, yani helak yağdırmış. Oralarda kim bilir nice güçlü zenginler, nice güçlü krallar, kimler kimler yaşadılar yani. Ne olmuş? İsimleri silinmiş yeryüzünden. Bütün hususiyetlerini imha etmiştir. Velil kafirine emsaliha. O kafirlere de o akıbetin emsali yakışır. O helak olan kafirlere o akıbet hak olduğu gibi, onlar gibi küfredip de Allah yolundan ayrılan bir iki kafirlere de yaraşan odur. O akıbetin emsali yine onun gibi helak ve inkirazdır. Yani kimin yolundan gidiyorsan onun karşılaştığıyla karşılaşacaksın. Bu yolun sonu çünkü oraya çıkıyor. Cemi taaddüt itibariyledir. Emsal gelmesi, şeyin emsalin çoğul gelmesi taaddüt itibariyledir. Görülüyor ki bu emsaluha biz bilhassa nazarı dikkati celp için elif eklenerek getirilmiştir sonuna. Aslında oradaki ha ifadesi dikkat çekmek içindir. Zamir olan elif değil yani diyor. İkincisi bunun en ala kulubin akfaluha olacak, ileride gelecek. Yukarıda geçen hatta tada alharbu evzaraha ifadesiyle birlikte bu şekilde dikkat çekilen 3 ayet olmuş oluyor. Demek ki bunlar Sure-i Kıtal'in, yani bu Muhammed Suresinin bilhassa kulak verilmesi gereken ayetleridir. Yani burada ha tenbih edatıyla Cenab-ı Hak bu ayetlerde anlatılan konulara dikkatimizi çekmiş oluyor. Yine böyle o kafirlerin sonunun helak olması niçin? 11. ayet ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَا. Unutmayın ki bak bu ayetlerin bugünlere denk gelmesi hiçbir zaman boşuna değildir arkadaşlar. Hiçbir şey boşuna değildir. Unutmayın ki diyor, Allah iman edenlerin Mevlasıdır, yardımcısıdır, velisidir. Kafirlerin ise Mevlaları yoktur. Onlar sadece kendi çabalarına kalmıştır. Onların Mevlaları yoktur. Allah'ın azap ve ikabından kurtaracak hiçbir velileri, nasırları, yardımcıları yoktur. Mevla kelimesi burada veli ve nasir manasındadır. Yani dost ve yardımcı manasındadır. Malik manasına da gelir. Nitekim thümme ruddu ilallahi mevlahumul hak ayetinde bu şekildedir. Binaenaleyh bu iki ayet arasında bir tezat var zannedilmesin diyerek bu bölümü bitirmiş olduk arkadaşlar. İnşallah. Allah'a iman edenlerin dostluğu velisidir. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Bakara suresinde arkadaşlar. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnşallah yarın Fetih suresine başlayacağız. Nasıl bir denk geliş arkadaşlar bunlar. Allah'a emanet olun.